Gazi Paşa Belediye Meclisi'nin AK Partili üyesi Şevki Çağlayan'ın önceki gün akşam saatlerinde yaşadığı dehşet anlarının detaylarına GRT ve Gündem gazetesi ulaştı. Alanya'da ikamet eden Gazi Paşa Belediye Meclis üyesi Şevki Çağlayan, önceki gün evine giderken eli sopalı şahısların saldırısına uğradı. Çevredekilerin polise haber vermesi ve polisin müdahalesiyle olaydan yaralı olarak kurtulan Çağlayan olayla ilgili verdiği ifadeyi genel yayın yönetmenimiz Yakup Kocabaş'a iletti. Dehşete düşüren olayı anlatan Çağlayan'ın verdiği ifadede de olayın nasıl gerçekleştiği an be an yazıyor. Şevki Çağlayan'ın verdiği ifadede 24 Eylül 2019 günü 21.45 sularında motosikletimle çevre yolu üzerinde seyir halindeyken eski devlet hastanesi kavşağına geldiğim sırada ismini sonradan öğrendiğim Hakan Elverdi isimli şahıs idaresinde bulunan 07 CED 40 plakalı beyaz renkli araçla iki motosikletli genci ezecekti. Aracın içinde bir de bayan vardı. Söz konusu araç benim önümde seyrediyordu. Tehlikeli araç kullandığı için kendisini kornayla uyarmak istedim. O da camı açıp bana ne var lan diyerek bağırdı. Kendisini solladım ve yol üzerindeki trafik ışıklarında durdum. Yeşil yanınca yoluma devam ettim. Daha sonra şahıs benim yanıma sağdan yaklaşarak aracın içinden bağırdı. Ben de elimle gel işareti yaptım. Şahıs motoruma sıfır şekilde yaklaştı. Ben de kendisine hayırdır dedim. Bana neden korna çaldığımı sordu. Ben de kendisine yayaları ezecektin. Belki sarhoşsundur uyarmak istedim dedim. O da bana sana ne çocuklardan seni ne ilgilendiriyor dedi. Daha sonra şahsa yanında bayan var. Sakin ol, yavaş konuş. Çocuklara bir şey olabilirdi dedim. Yine şahıs bana sana ne şeklinde bağırdı ve yolumuza devam ettik. Ben yayla yolundan aşağı indim. Şahıs da çevre yolundan Antalya istikametine doğru yol aldı. Ben petrol istasyonunda durdum. Cümlelerine yer verdi. Çağlayan ifadesine şu şekilde devam etti. Petrol istasyonundan yakıt aldıktan sonra yayla yolu üzerinde Bursa Kebap Evi önünde ışıklarda durdum. Aynadan baktığımda Hakan Elverdi isimli şahıs keser sapı büyüklüğünde bir sopayla aracından indi ve bana doğru gelmeye başladı. Ben de motorumdan indim. Yanıma gelir gelmez sopayla başıma vurdu. Aramızda kısa süreli bir itiş kakış yaşandı. Daha sonra şahıs yere düştü tam şahsın elinden sopayı alacağım sırada yine ismini sonradan öğrendiğim Ali el verdi ve yanındaki başka bir şahısla bana arkamdan vurmaya başladı. Sonra dönüp baktığımda Ali Namazi'yi yere yatıran şahıslar sopalarla darp ediyorlardı. Bu sırada çevredeki vatandaşlar geldi ve şahıslar Ali'yi bıraktılar. Biz şahısları tutup polisi aradık. Ben aracın önüne geçmiştim. Hakan isimli şahıs polis çağırdığımızı görünce burnuma yumruk attı. Daha sonra polisler geldi. Toplamda 5 kişi olan ve isimleri Hakan Elverdi, Ali Elverdi, Buradan Elverdi ile iki şahıstan şikayetçiyim dedi. Polisin olayla ilgili soruşturmasının sürdüğü öğrenildi. Manavgat İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı iken Gazi Paşa Emniyet Müdürlüğü'ne atanan Mehmet Akbıyık'a hoş geldin ziyaretleri sürüyor. Dün görevine yeni başlayan Akbıyık'ı, Gazi Paşa Radyo Televizyonu, Gündem Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve Gazi Paşa Gazeteciler-Yazarlar Cemiyeti Başkanı Yakup Kocabaş, Gazi Paşa Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Hasan Ali Sönmez'le birlikte ziyaret ederek görevinde başarılar diledi. Kocabaş ve Sönmez'le bir süre sohbet eden Emniyet Müdürü Akbıyık, Gazi Paşa hakkında iki başkandan bilgiler aldı. Antalya Emniyet Müdürlüğü'nde terfi ve atamaların ardından bazı ilçe ve şube emniyet müdürlüklerinde görev değişikliği oldu. Manavgat İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Mehmet Akbıyık, Gazi Paşa İlçe Emniyet Müdürü olarak atanırken, Gazi Paşa İlçe Emniyet Müdürü Tayfun Ilgaz, Antalya Merkez Silah ve Ruhsat İşlemlerinin başına getirildi. Antalya Valisi Münir Karaloğlu'nun onayıyla İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan tarafından bazı ilçe ve şube müdürlerinin de aralarında bulunduğu 51 rütbeli personelin yeri değiştirildi. Atamaları yapılan personele geçtiğimiz cuma günü mesai bitiminde yeni görev yerleri tebliğ edildi. Buna göre Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğüne Mustafa Aşık, Asayiş Şube Müdürlüğüne Furkan Satılmış Gediktaş Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü'ne Orhan Tezcan, Korkuteli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne Caner Çiçek, Kemer İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne Deniz Yılmaz, Döşemealtı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne Suat Esin, Demre İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne Mehmet Akbulut, Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne Fatih Kasapoğlu, Elmalı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne Deniz Yılmaz, Medya Basın Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü'ne Oğuz Arslan, Muratpaşa İlçe Emniyet Müdür Yardımcılığına Hüseyin Coşkun, Spor Güvenliği Şube Müdür Yardımcılığına Hakan Akça, Serik İlçe Emniyet Müdürlüğüne Volkan Cansever atanmıştı. Gazi Paşa Kaymakamlığına atanan Cemil Öztürk'e ziyaretler devam ediyor. Dün de Türk Hava Kurumu Gazi Paşa İlçe Şube Başkanı Nevzat Mavi, yönetim kurulu üyesi diş hekimi Güray Başeymez şube müdürü Habibe Mavi ziyarette bulundu. Çalışmalar hakkında bilgi veren heyet, Kaymakam Öztürk'e yeni görevinde başarılar diledi. Kaymakam Öztürk de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Muharrem ayı nedeniyle aşure etkinliği düzenleyen ve daha önce okul bahçesinde dağıtım yapan Şehit Demet Sezen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri Gazi Paşa Polis Teşkilatı'nı unutmadı. Muhabirimiz Hasan Kaya'nın haberine göre Gazi Paşa İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde aşure ikramı yapan öğrenciler aşurenin İslam tarihindeki öneminden bahsetti. Dağıtılan aşurelerin ülkeye huzur getirmesi temennisinde bulunan öğrenciler polislere görevlerinde başarılar diledi. Ülke genelinde başlatılan dumansız araç uygulaması Gazi Paşa'da da faaliyete geçti. Kontrol noktalarında hazır bulunan polis ekipleri denetimler esnasında sigara içen şoförlere ceza uyguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sigara yasağının kapsamının genişletilmesine yönelik ifadeleri üzerine denetimlerini sıklaştıran Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanı'nın koordineli yürüttüğü dumansız araç uygulaması Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi Gazi Paşa'da da başladı. Güzergahlarda kamerayla kayıt alan polis, sigara içildiğini tespit ettiği araçların plakalarını uygulama noktasındaki ekiplere bildiriyor. Denetimde araç içerisinde sigara kullandığı tespit edilen sürücülere kabahatler kanununun 39. maddesi uyarınca 153'er lira para cezası kesiliyor. Alanya'da uygulamaya takılan sürücü ve yolculara ceza uygulanınca şaşkınlık yaşadılar. Emniyet ve jandarmanın ülke genelindeki dumansız araç uygulamasında 5063 sürücüye sigara kullanımı kabahatinden idari para cezası uygulandı. Antalya'da İran vatandaşı FG, balkonda tartıştığı annesi ve kız kardeşinin gözü önünde dördüncü kattan kendini boşluğa bıraktı. Ağır yaralanan genç, yoğun bakım servisinde tedaviye alındı. Olay saat 15 sıralarında Konya 6 ilçesi Hurma Mahallesi 262 sokakta bulunan bir sitenin 4. katında meydana geldi. İdeaya göre FG ile annesi ve kız kardeşi arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma ailenin 4. kattaki evlerinin balkonunda devam etti. Burada annesinin elinden kurtulan FG kendini boşluğa bıraktı. Ağır yaralanan FG, yakınlarının ihbarı üzerine gelen ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü. Hayati tehlikesi süren İranlı genç yoğun bakım servisinde tedaviye alındı. İranlı ailenin balkonunda yaşanan tartışma anı ise bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Silivri açıklarında meydana gelen 5,8'lik depremin ardından sesli aramalarda yaşanan sıkıntılarla ilgili Türksel ve Türk Telekom'dan açıklama geldi. Dün İstanbul'un Silivri ilçesi açıklarında gerçekleşen 5,8 şiddetindeki depremin ardından yaşanan iletişim sıkıntısıyla ilgili ilk açıklama Türksel'den geldi. Türksel'in sosyal medya hesabından duyurulan açıklamada şu ifadelere yer verildi. Silivri açıklarında meydana gelen depremden dolayı ses aramalarında yoğunluk yaşanmıştır hizmet dışı kalan sahamız bulunmamaktadır. 4.5Y ve fiber altyapımız kesintisiz hizmet yapmaktadır. Tüm Türkiye'ye geçmiş olsun. Uzmanlardan alınan bilgiye göre, ülke genelinde faaliyet gösteren hiçbir GSM operatörünün şebekesinde hali hazırda bir hasar ve kesinti bulunmamakta. Yoğun bir şekilde artan çağrı trafiğine bağlı olarak sesli aramalarda gecikmeler ve aksamalar yaşanmakta. İnternet ve SMS hizmeti sorunsuz devam etmekte. Alınan bilgiye göre konuyla ilgili tüm şirketler gerekli tedbirler için çalışmakta. Türk Telekom, deprem sebebiyle mobil hatlardaki yoğunluk kaynaklı kesinti söz konusu olmakla beraber, şirketin sabit ses, geniş bant ve fiber altyapısında herhangi bir kesinti ve sorun bulunmadığını duyurdu. Türk Telekom tarafından yapılan açıklamada, merkez üssü Silivri olan deprem sebebiyle mobil hatlardaki yoğunluktan kaynaklı kesinti söz konusu olmakla beraber, Sabit Ses, geniş bant ve fiber altyapımızda herhangi bir kesinti ve sorun bulunmadığını belirtiriz. Sarsıntıdan etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun diliyoruz." ifadelerine yer verildi. Rahatsızlanan çocuğunu Gazi Paşa'dan Alanya'ya getirmek isteyen Sümen Kuzkaya'nın kullandığı hafif ticari araç seyir halindeyken motorunda çıkan yangın sonucu kül oldu. Olay saat 16 sıralarında Gazi Paşa-Alanya sınırındaki Haşbel mevkiinde meydana geldi. Gazi Paşa'dan Alanya yönüne giden Sümen Kuzkaya'nın kullandığı 27 VM 424 plakalı hafif ticari araçta seyir halindeyken yangın çıktı. Motor kısmında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangını fark eden sürücü aracı yol kenarına çekerek eşi ve iki çocuğunu hızla araçtan indirdi. Aile araçtan uzaklaşırken durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. Sümen Kuzkaya aracına kendi imkanlarıyla müdahale etmeye çalıştı. Olay yerine gelen jandarma ekipleri yolu trafiğe kapatırken itfaiye ekipleri ise yangına müdahale etti. İtfaiye ekipleri yaklaşık bir saatlik çalışma sonunda yangını söndürdü. Araç daha sonra çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Kısa süre kapalı olan yolda trafiğe açıldı. Öte yandan Sümen Kuzkaya ve eşinin rahatsız olan çocuklarından birini Alanya'ya hastaneye götürdüğü öğrenildi.